Yalçın Doğan, CHP'de senaryo bol, tepe netleşiyor, taban karışık. Asıl mesele, Türkiye yangın yerine dönmüşken. Kendi derdine düşmüş bir CHP. Sonuçlar her türlü yoruma açık. CHP'nin ilçe kongrelerindeki seçim sonuçlarını kesin çizgilerle konuşmak doğru değil. Öyle ki, kongrenin sonucu öyle görünüyor olsa bile, burada Kemal Kılıçdaroğlu kazandı ya da burada değişimciler kazandı, demek güç. Çünkü Kılıçdaroğlu taraftarları arasında bu iş Kemal Bey ile gitmiyor diyenler hiç az değil. Ya da tersi, değişimciler arasında Ekrem Bey genel başkan olmak istiyor ama değişimden ne anlıyor? O belli değil. Bu da kendisiyle ilgili soru işaretlerini arttırıyor diyenler hiç az değil. Kılıçdaroğlu ya da İmamoğlu'nu kamuoyu önünde eleştiren ya da savunanlardan bazıları ise özel sohbetlerde farklı düşünceler sergileyebiliyor. Kısaca CHP'de kafalar hayli karışık ve hiçbir olay ve kişi göründüğü gibi değil. Zemin kaygan. İmamoğlu belli oldu kafalar karışık ancak yine de iyi kötü ortaya bir yol haritası çıkmaya başlıyor. İmamoğlu dün düzenlediği basın toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olduğunu ilan ediyor. O ilan sırasında parti içi işleyişe dönük dikkatini gözden kaçırmıyor. Adayım demedim, İstanbul için yola çıktım dedim. Sözünün altını çizmeyi ihmal etmiyor. Oysa öyle aday ki, diğer partilerle ittifak kurmak için var gücüyle çalışacağını ekliyor. Şu hesapla sadece büyükşehir belediye başkanlığını değil, aynı zamanda İstanbul Büyükşehir ve ilçe belediye meclislerini de kazanarak. Seçim sonrasında belediye başkanlığını CHP'li bir üyeye bırakmak planıyla Göğsünü ciğir ciğir, CHP genel başkanlığına aday olmak. İmamoğlu açısından netleşen durum özetle böyle. Kılıçdaroğlu önde olsa bile Kılıçdaroğlu açısından ise. Halen devam etmekte olan ilçe kongrelerinde seçilen delegeler çoğunlukla Kılıçdaroğlu'na destek veriyor olsa bile. Aynı çoğunluğun Türkiye genel siyaseti açısından içi rahat değil. Çünkü, Kılıçdaroğlu olağanüstü yıpranmış durumda. Onun da bir seçim yenilgisi daha yaşamak kaygısı var. Çünkü aynı kaygı milyonlarca seçmende var. O delegeler de ayda yaşamıyor, o seçmenlerle birlikte yaşıyor. Kurultay yapar mı? CHP kulislerinde son birkaç gündür ters köşe nitelenebilecek bir başka soru öne çıkıyor. İlçe kongreleri yapılıyor, tamam. İl kongreleri yapılacak, tamam. Kurultay için Kasım ayı işaret ediliyor, o da tamam. Tamam da kurultay için başka bir tahmin yürütülüyor. Kılıçdaroğlu kurultayı seçim öncesinde yapmayabilir. Ya da şöyle bir tahmin, revize edilmiş haliyle kurultay sadece tüzük kurultayı niteliğinde seçimsiz bir kurultay olur. Böylece seçim öncesinde parti içindeki dalgalanma belli ölçüde durulur. CHP'de birbiriyle çelişkili senaryo bol, her şey mümkün. Her şeye rağmen, kurultay yine de seçimli yapılır ve Kılıçdaroğlu tek aday olur, başka aday çıkmaz. Yeni başkan Çerkezoğlu mu? Bu arada CHP'nin bir de İstanbul İl Başkanlığı sorunu var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın kazanılmasında büyük emeği geçen, başarısı tartışılmaz İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu önümüzdeki günlerde görevinden ayrılıyor. CHP İstanbul'a yeni bir il başkanı bulmak zorunda epey heveslisi var ancak kulislere düşen bir iddiaya göre il başkanlığı için disk genel başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun düşünüldüğü belirtiliyor. O ya da bir başkası yerel seçimlere İstanbul'da CHP yeni bir il başkanıyla gidecek. Türkiye nerede? CHP nerede? TV programlarına bakıyorum. Sabahtan başlıyor, akşamın geç saatlerine kadar TV'lerdeki tartışmalarda varsa yoksa CHP İster muhalif ister yandaş kanallarda olsun, CHP'yi tartışmanın dayanılmaz bir zevki var. Bazen somut bilgilerin yanı sıra zaman zaman hem de tescilli CHP'liler tarafından palavralar eksik değil. Öyle ya da böyle. Asıl mesele Türkiye yangın yerine dönmüşken bir AKP'li belediye başkanı grevdeki işçilere patronu överken Merkez Bankası'na göre enflasyonun gelecek yıl %33 olacağı ilan edilmesine rağmen AKP iktidarı tarafından 4 milyon memura, 2,5 milyon memur emeklisine o tahminden 10 puan düşük ücret artışı önerilmişken açlık ve yoksulluk kol gezerken değerli gazeteci arkadaşımız Barış Pehlivan hapisteki 36 gazetecinin yanına 37. gazeteci olarak hapse girerken kendi derdine düşmüş bir CHP Üstelik CHP'de değişim diye ısrarlı açıklamalar yapanların değişimden ne anladıklarını henüz kimse bilmezken Türkiye'nin işi zor.